olarak Bay Ya Neo'nun pompalı oynayan versiyonu da çok tehlikeli olacak ki oğlum artık. Düşünsenize. Üstünüze bunny yapa yapa gelen, kayarken size sekmeden mermi atabilen bir Neon olacak oğlum. Split bunny var. Gerçi oyunda zaten çok güçlü. Normal silah kullanımının yanına geçtim ya, onu kenara bıraktım. Onlara çok güçlü olacak. Aha! Ay! Sprey'i kontrol edemedi ki. Enteresan bir round oldu. Tabi spawn'ı çok hızlı almıştı orada. Başlamaları lazım. Keşif geldi. Aha, vurdu vallahi izi. Aaa! Oğlum nasıl aldık lan bu round'u? Süre var. Süre var. Problem yok. Yani ha? Zoru yaptı Ivy, kolay yapamadı oyun sonu. ZT'ye salsak mı ya? Direkt fight kabul ettiler. Nice lan, hero. Çok zor hale geldi. Teker teker nice lan hero, oy. Ediyorlar hero. Çok iyisin lan hero. Bu da Denizbank İstanbul Wildcats'i tamamen umutsuzluğa sürükleyen bir an oldu. Kaybeden 3 oyuncu. İnanılmaz. Yere attı. Cerkçi yok orada. Ve oklavanın ucunu gördü Sojni. Hero'nun bu agresif oyun tarzına karşı Demiratix'te operatör var. Üzerine kalabalık gelecekler. Kaçabilir mi Sojni? Bahayı düşürdü ve Skylin klasikle Demiratix'i yakaladı. Şimdi bir smoke mert. Nice lan, çok iyi train. Belki kill aldı ama izle takas buldu. A'ya doğru duyuyor bence koşuşlarını. Duydu. 2 ve 2 pozisyon. Ulti ile geliyor şu an izi ama Enti. Ulti herhangi bir işe yaramıyor roundda. Starben yakalamış, bir pick daha alacak. Bizi orada şiva hemen çıktı onu da görünce. Sertte şimdi birebir kılıç oynama pozisyonu, 69 canı var. Flint'i aldı Easy. Bunu Lise'ye çevirmeyecektir. Nice ve şimdi bu arada yine flashback geliyor. Ooo yine yediler. Çok iyi burada ama Sertte geçen bir oyuncu var. Bunu var ya. Starben'le. Çok iyi yediriyorlar. Hemen yanlarında Skyden da var. Yani müthiş bir main flashback oyunu yapıldı. Bulu. Mers orada. Hem oynadı ajanda görevlerini iyi yapıyor hem de aim power olarak bayağı kuvvetli. Hadi tartışmayın. Oyunu A'ya doğru çevirecekler hızlıca. Teşekkür ederim. Hemen smoke'lar kullanılıyor. Ve spawn down one way smoke atılırken daha düşerken Serben çok iyi reaksiyon verdi. Yani vuramayabilirdi. Evet. Shiva gerçekten Blend geldi. Gekko ultisi var. Ooo. X uçarak girecek galiba. Silah değişikliği yaptı. Ultisi de var. Ve Mitchell'la beraber ya çıktı ama Starben, Sojni ve Easy geldi. Yerini belirledi. Nate geldi bu arada Starben kaya kaya. Harika Demetix'i bir çan vurursak bitti round. Bir takas da ikinciyi de vurdu Demetix. Nate'de silisi geldi üzerine Starben gelecek. Nice lan. Shiro'da bulmuş bir kin. Rağmen yapıştı yakasına bırakmadı rekin. Sol ultileri var ona dikkat etmek lazım. Elinden çıkartır muhtemelen ultiyi. Hero çok iyisin lan oğlum. Kaptan yakalanıyor. Ve Shiva tek başta 1-2 yönlüsünü kullandı. Umut'um çıkartayım kardeşim. Emin misin? Hemen. Geze geze. Discord'da özel çağrı yaparız, orada çıkartırım. Papara Supremacy özellikle çok iyi bir ilk yarı geçirdiği Sunset'te kazanmayı başardı. Evet. Ve şu an Easy geldi Hero ile birlikte bir tane kill aldı. Hero daha fazlasını arayacak. Hero bir tane daha vurmayı başardı. Oo, ekstra. İki canı var hala ama işi hala zor. Burada Supremacy oyuncularının hero fight'ı kabul etmek zorunda. Kabul ettikten daha vururlar yalnız vururlar. Bir oyuncu da main'de ve imhaya devam ediyorlardı. Şimdi düşürüldü yarıya kadar alındı. Sonuncu arkadan gelecek. Yetişemeyecek. Çok geç kaldı Shiva ve round'u Papara Supremacy kazandı. Yani inanılmaz. Hero'da bir izde 3-4 maşallah eko yapıldığını çok hatırlıyoruz. Evet. Orada de güzel bir hareket yaptı Easy. Klon'un trap'e yakalanmasına izin verip arkasından çıkıp Shiva'yı vurdu. Yangıcı yine biraz Sunset gibi hissettirmeye başladı. Ooo Hero bir kill daha alıyor. Bahayı yakalıyor. Gayet iyi pozisyonlardalar hala. Ya sıkıntılı kimse yok. Hero bir oyuncuyu daha düşürüyor. Ultisi geldi. Gayet savunmasız gözüktüler. Demiratix'in yeri belli artık. Ve Skylin hemen geldi. Bulldog'da Demiratix'i yakaladı. Bu Bulldog'lar çıkmadığını anladılar mı? Yakında en azından. Ve Easy tube'e baktığında Mers'i de düşürdü. Teker teker killer geliyor. Çok geride Demiratix. Ortaya gelecek. Kontrol ediliyor. Easy'de ulti var dediğim gibi. Ve Easy çok keskin. Skylin ortada Demiratix'i yakalamış. Bu round silahlı bir round'tu. Ivy. Hasar yok ki. Duramaz post brand'te evet. Yani bilirler de bu arada ilgilenmeyip. Ve Baha yalnız Hero'ya karşı reaksiyon verdi. Skylin elinde silah yok. Üzerinde önürsüz gelecek. Bu arada Easy. İkibini buldu. Spawn'dan koşarken. Yakınlarda Shiva, tutar kısmı olduğunu tahmin ediyor Easy. 3'e 3 bu arada. Pozisyon.
Ve izi. Starband'le beraber skor yine geldi. Mers main'de mermi denemeleri var. Ama Sochni bitirdi. Bir post plant daha gidiyor. Yani biraz şanslı diyebilir miyim Paparos Supermassive? Evet, Paparos Supermassive gerçekten bir iki şanslı hareketi var ama. Şacaklar birazdan Shiva kill verirse Skyline'a çok zor olur. Brown ve Izzy Merzi yakalamış. Şimdi Shiva'yı gördü galiba Skyline. Izzy demin de X'de vuruyor. Starman neler ki yakaladı. Shiva yok zaten burada. Shiva'nın yeri belli. Bir mermilik canı kalmış Shiva'nın. Round bitti. Tabii son round'a gireceğiz. Parası yok Ivy'nin. O yüzden Shiva'nın koruması şart. Skyline ya çok dikkatli çıktı ve şans bulamadı Shiva. Ya da Shiva vuramadı ve Skyline orada bir kafes falan attı galiba. Izzy Türk tarafında bir oyuncu olduğunu biliyor. Hero bu arada Metis'i yakalamış. Taşın da arkasından Darkie'yi vurdu. Baha'dan gelen hero headshot'ı var. Starben yine Baha'yı yakaladı. Durduraksız kill geliyor Paparos Supermassive'den. Sürekli kill geliyor ve hepsi Paparos Supermassive'den. Evet. Yani biraz roundlar da dediğim gibi aim fight'a dönüyor burada. Yani Ivy'nin bundan koparması lazım oyunu. Çünkü yani Supun 5 tane oyuncusuna karşı aim fight'a girmek de istemezsin aslında genel anlamda. Mayı tercih etti ve bu ulti bozulacak mı? Rakibini görmedi mi? Görmüş olması lazım. Site'a mı bakıyordu acaba şeye? Olabilir. Bir yap site'a falan mı bakıyordu? Mesafe yavaş açıldığı için bir de... Ha, görmüyor olabilir o mesafeden. Pardon, belki. Ultiden. Main girişindeydi. Mercedes Starben yakaladı ve ilk haritayı 9-3 önünde kapatan Surt ikinci haritaya da 10-2 ilk yarıyla kapatıyor. Ivy'den. Öde 4'te D-Tech başlayacak. 4. birden spawn'dan gelmiyor. 3 tane spawn, 1 tane main var. Perde açıldı. Arkasından yürümeye başlayacak şimdi oyuncular. Şartlama var Starband'de. Medic son takasladı main'den. Izzy ile beraber klon giriyor bir tane. Onu kırdı hemen Skyline. Oyuncu da yakalayabilir. Bahar şöyle bir fake attı. Tepledi. Sochni skoru sonrası. Bahar tek başına. Onu da Izzy rahatlıkla yakalıyor ve... Görüldü mü Bahar? Bundan emin değilim. Bahar harika bir zamanlamaya sahip bir tane ok. Bahar ilk kill aldı. Skyline'da Hero'da birer tane şerif var. Bir paranoya bu arada. Bahar... Şimdi sağından gelen oyuncu görmüyor. Skyline inanılmaz bir headshot atıyor. Canı on yalnız bu. Hayır, headshot atmış. Aynen öyle. Bu arada Hero'nun ultisi de var ama... ...kullanmayabilir gibi Hero. Info'yu aldı. Benzinlerden geldiğine dair. Ve Shiva. Skyline'da bulunca Hero. 1'e 3, 1'e 2. Neden? Çok dikkatsiz Mers. 1'e 1'e geldi. Biliyorum. Hemen TP'sini kullandı. Main tarafa doğru çıkardı TP'yi. Shiva. Şöyle bir... doğru gitmeye karar verdi. Yarıya kadar gitti ve Hero! Yani Skyline'ın bu arada vuruşları olmasa buraya kadar gelmeyecekti muhtemelen ama evet. Hero'nun main'den gelen iki oyuncuyu bu şekilde düşürebilmesi de gerçekten büyük bir şans.